Aslı'nın deney odası. Soru geldi. Kayıttayım. Bakalım bugünkü sorumuz neymiş? Kumbaramda biriktirdiğim bozuk paraların yer gibi parlaması mümkün mü? Evet arkadaşlar. Bugün merak edilen sorumuzu duydunuz. Bakalım bunu çözümleyebilecek miyiz? Önce biraz araştırma yapalım. Evet arkadaşlar. Araştırmalarımız ve deneylerimiz sonucunda bugünkü sorumuzu basit bir deneyle yanıtlamanın bir yolunu bulduk. Deneyimiz için gereken malzemelerimiz kararmış bozuk para, limon suyu ve bir kağıt havlu. Öncelikle madeni paraların neden karardığını araştırdık. Bunun nedeni havada bulunan oksijenle uzun süre temas halinde olmalarıymış. İşte bizim madeni paralarımız. Ben de bunları kendi kumbaramda unutmuşum. Ne kadarlık olduğu bile anlaşılmaz hale gelmiş. Bu karalığı çözmek için de tek yapmanız gereken bol limonlu bir su hazırlamak. Limonun asit özelliği paraları temizlemek için yeterli olacaktır. Böylece oksijenin paralar üzerinde oluşturduğu etkiyi tersine çevirmiş olacağız. Şimdi 3 dakika bekleyeceğiz. İşte bakın. İnanılmaz. Yeni gibi oldular. Bayağı da para varmış ha. Bugünkü deneyin şerefine size öğle yemeği ısmarlayayım. Ne dersiniz? İyi karar. Bravo Mehmet. Evet, ne kadar lazım? 3 limon alsan yeterli. Evet arkadaşlar. Limonu alacak madeni paralarımızın da kararmış olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, deneyimiz için gereken paralar da bu kavanozun içinde. Ama kim kapatmış bunu böyle? Sen bir para yağmuru izliyoruz arkadaşlar. Kestik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya da görmediğiniz gibi. Tripodu kitlemeyi mi unuttun? Kitlemek mi lazımdı? Keselim.